Naufli. Yıllardır Indra'dayım. Indra, Avrupa'nın büyük teknoloji firmalarından biri. Çok sektörlerimiz var. Finanstan tutun, lojistikten tutun, sağlıktan tutun. Şu anda mesela büyük projelerimiz var Türkiye'ye. Hızlı tren projesi Ankara'da şu an devam etmektedir. Mesela Kıbrıs'ta pasaport, elektronik pasaport projesi, election seçim projeleri, çok değişik, çok fazla sektörlerimiz var Indra olarak. Indra 48 bin çalışanı var. Neredeyse çoğu ülkelerde ofisleri var. 138 ülkede ofisleri var. Çok büyük bir firmayız. Bu konuda iddialıyız. İkinci konuya geldiğimiz zaman bizim burada bulunduğumuz yerde şu anda Smart City olarak biz genelde şehri insanları rahatlatmak istiyoruz. Yeni bir, yani hem global olacak hem de insanlara çalışıyoruz. Yani eğer bizde bir teknoloji varsa, bu teknoloji eğer sadece bilgisayarlarda kalırsa bu teknoloji bizim için ifade etmiyor. Bu teknoloji eğer bir yerden bilgi topluyoruz, bu bilgiye işleyip de insanlara bir hizmet vermemiz gerekiyor. Örnek verecek olursam size, mesela ben bir yere gidecek olursam, mesela İngiltere'ye ilk başta ne yaparım? İnternete bakarım, havadan tutun, nereye gideceğimi, hangi otelde kalacağımı, otelin etraflarında ne var ne yok. Bir müze gezecek olursam mesela o müzeyi sanalda gezebilmem olmam lazım, oraya gitmeye illa gerek yok. Bu tip şeyleri insanlara hem refah hem rahatlatır. İkinci konu ulaşım. İstanbul görüyoruz. Ulaşımı. Ulaşımı rahatlatmak amacımız. Bizim mesela projelerimizden beri bahsedecek olursam, mesela İstanbul'u trafiği rahatlatmak. Nasıl diyeceksiniz? Mesela düşünün bir E5'te ya da TEM'de bir şerit ayırıp da bu şeridi ayırırsanız bu şeridi sadece hem de toplu ulaşım artı iki arabanın, özel arabaların iki ya da üçten fazla kişi olduğu zaman o şeritte kullanabilecek. O zaman ne olur? O arabalara sayısını azaltmış oluruz. Bir de insanlara o tabii ki o toplu ulaşımı teşvik etmiş oluruz.